Sürdürülebilir bekarlı büyüme stratejimizi, teknoloji sahipliği, güçlü markalar, inovasyon ve kurumsal girişimcilik yeteneklerimizin geliştirilmesi ve değişime öncülük edecek kültürün oluşturulması, geliştirilmesi olarak ifade ediyorum. Küresel vizyon elbette uluslararası pazarlarda büyüme hedefini kapsıyor. Ama bu Türkiye'de büyümeyeceğiz anlamına gelmiyor. Tam tersine Türkiye'de de büyümeye devam ediyoruz. Son 5 yılda 39 milyar liralık yatırım yaptık. Küresel vizyonun bir boyutu da aslında kendi ülkemizde, doğduğumuz ülkemizde, en büyük faaliyet alanı olduğumuz ülkemizde de hemen hemen tüm işlerimizde küresel rekabetle karşı karşıya olmamız. Yani küresel oyuncularla rekabet ediyor olmamız. Onun için de bu küresel vizyonu özellikle vurguluyorum. 2019 yılında bu kapsamda Ar-Ge'ye 1,8 milyar liralık yatırım yaptık. 32 Ar-Ge merkezimizde yaklaşık 5 bin Ar-Ge personelimiz var. Bu yapıda ciromuzun üçte birini uluslararası faaliyetlerimizden ve ihracattan elde ediyoruz. 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. İşte böyle kompleks bir yapıyı yönetirken hepimizin yaşadığı belirsizlik ortamında farklı değişim dinamiklerinin getirdiği tehditleri bertaraf edecek, fırsatları yakalayacak ama esas itibariyle de topluluğumuzu geleceğe hazırlayacak, daha güçlü hazırlayacak büyük bir kültürel dönüşüm programı yönetiyoruz. Topluluğumuzu dijital çağa hazırlamak ve dijital teknolojinin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için bir dijital dönüşüm programı başlattık 2016 yılının başında. Dijital dönüşüm aslında tek bir şirket için oldukça zor bir hedef. Ama biz bunu topluluk genelinde başarma iddiasıyla yola çıktık. Ama bunu yaparken de aslında topluluk sinerjisini de değerlendirmeyi hedefledik. Bu uzun bir yolculuk, bir proje değil. Dijital dönüşüm gerçekten uzun bir yolculuk. Bu yolculukta veri analitiğinden makine öğrenmesine, yapay zekaya, nesnelerin internetinden, blockchain'e, mobil teknolojilerle tüketici deneyiminin iyileştirilmesinden akıllı fabrikalara kadar konuyu çok geniş bir yelpazede ele alıyoruz. Fiyatlama, talep yönetimi, stok optimizasyonu, network optimizasyonu gibi pek çok alanda çok gerçekten çarpıcı projeler geliştirdik ve tamamladık. Bunların da etkili sonuçlarını aldık. İlk başta topluluk genelinde tüm şirketlerimiz için bir dijital olgunluk seviyesi belirledik. Ondan sonra bahsettiğim gibi dijital teknolojileri kullanarak önceliklendireceğimiz projeleri belirledik. 300 projeyi önceliklendirdik topluluk genelinde. Bunun tabii getireceği ilave EBITDA'yı da takip edecek bir sistem oluşturduk. Bu projelerin büyük bir kısmını tamamladık. Şu anda proje sayımız başlangıçtan itibaren 850'yi geçti. Hedeflediğimiz o ilave EBITDA artışını da büyük ölçüde gerçekleştirdik tamamladığımız projelerde, hatta ötesine geçtiklerimiz de oldu. Şimdi bu projelere başlarken ben şunu söylemiştim arkadaşlarıma. Bunlar öncü projeler ve başarılı olmaları gerçekten önemli. İlk projelerimiz başarılı oldukça bunlar kendimize olan güvenimizi ve yeni projeler için cesaretimizi arttıracak. Gerçekten de öyle oldu. O sebeple de işte proje sayımız 850'ye
kadar çıktı. Çok kapsamlı. Dijital dönüşümde aslında teknoloji bir araç. Esas olan, önemli olan gelişmiş veri toplama ve analiz yetkinliklerini kullanarak, değerlendirerek veriye dayalı karar verme disiplinini iş yapış kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek. Bunu çok çok önemsiyorum. Sıfır bazlı bütçeleme de aslında bir paradigma değişimi. Yani bu, onun için bu da kültür değişimi programımızın en önemli unsurlarından biri. Neden paradigma değişimi? Bizim aslında topluluk olarak çok uzun yıllara dayanan disiplinli ve başarılı bir bütçeleme yapımız, alışkanlığımız, kültürümüz vardı. Ama ne dersek diyelim, bu kadar uzun yıllar aynı şekilde yapılan işler ister istemez bazı noktalarda işkörlüğü de oluşturabiliyor. Evet. Ne yapıyorduk dediğimiz? Bütçeleme nasıl bir perspektif getirdi, onu da paylaşırsanız bizle bu noktada sevinirim. Memnuniyetle. Ne yapıyorduk geleneksel yöntemde? Önceki yılın harcamasını alıyorduk. Efendim enflasyon, döviz kuru şu kadar artar. Bizim o işimiz bu kadar büyür. Buradan şu kadar verimlilik sağlarız. Ona göre gelecek yılın bu harcama kalemi böyle olmalı. Bunun üzerinde tartışıp bir yerde buluşuyorduk. Şimdi yaptığımız ise önceki yılın harcamasını tamamen bir tarafa bırakıp sıfırdan başlayarak her bir harcama kademi itibariyle, ki bunları da çok detaylı kırmak suretiyle diyoruz ki gerçekten böyle bir harcamayı yapmamıza ihtiyaç var mı? Ve bu şekilde sorguladığımız zaman gördük ki birçok şeyi yapmayarak, farklı şekilde yaparak önemli bir kaynak tasarrufu sağlayabiliyoruz. Ama daha da önemlisi, bu kaynakların bir kısmını, tasarruf ettiğimiz kaynağın bir kısmını daha fazla değer yaratabilecek, daha farklı alanlara tahsis edebiliyoruz. Böylece toplam değeri arttırma imkanına sahip oluyoruz. Burada hemen şunu söyleyeyim, verdiğim örnek bütçeleme tekniğinden gitti. Ama aslında bu sadece bütçeleme finans alanlarıyla sınırlı bir yaklaşım değil. Bütün süreçlerimize ve aslında iş modelimize de baştan yeniden bakmamızı sağlayan bir yaklaşım. Onun için de çok çok önemli buluyorum. Şimdi geçen hafta yaptığımız stratejik plan toplantısında bir şirketimizin CEO'su çok güzel anlattı. Dedi ki biz şirketimizin ikinci versiyonunu size takdim ediyoruz. Ve bunu yaparken de İşte sıfır bazlı bütçeleme yaklaşımından öğrendiklerimizle bunu yapıyoruz. Ve gerçekten anlattıklarında çalışma saatlerinden bütün tedarik zincirinin mimarisinin yeniden oluşturulmasına kadar her bir konuyu oldukça kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele almışlar. Buradan tabii sıfır bazlı bütçeleme çok geniş evet. bir konu ama şunu da ekleyeyim kısaca. Farklı disiplinden arkadaşları bir araya getiriyoruz. Bu da farklı bir bakış açısını bu söylediğim sorgulamaya dahil ettiği için gerçekten yeni bir değer ortaya çıkartıyor. Her bir harcama kategorisi itibariyle bir sahip belirliyoruz ve böylece de departmanlar arasında karşılaştırma, benchmark imkanı da bulup ona göre de her bir departmanın yöneticisini hem bilgilendiriyoruz hem de bu şekilde challenge edebiliyoruz. Bizimle detaylarını paylaştığınız dijital ve kültürel dönüşüm programı, çevik çalışma modeli pandemi döneminde Koç Holding'e ne gibi avantajlar sağladı? Hangi kararları hızlı alabilmenizi, hızlı aktığına geçebilmenizi sağladı?
Hem tüm şirketler bazında olabilir. Bazı şirketlerinden örnek de verebilirsiniz sağlanan avantajlarla ilgili. Şimdi şöyle, bu 5 yıl önce biz dijital dönüşüm programını başlarken bir hususu ısrarla vurguluyordum. Dijital dönüşüm dedik ama tekrar söylüyorum, başarmak istediğimiz kültür değişimi. Neden? Dijital dönüşüm iş modellerimizi, iş yapış şekillerimizi ve müşteri beklentilerini değiştirdi. Ve buna bağlı olarak gördük ki mevcut başarı formülleri gelecekteki başarıyı garanti etmiyor. Dolayısıyla bu şunu da gösterdi. Değişim sürekli vardı ama hız arttı. Ve bu hızla devam edip sürecek. Diğer taraftan başladığımız dönemde bizi değişime zorlayan teknolojideki hızlı değişimdi. Dijital teknolojilerdeki hızlı değişimdi. Ama biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda bugünden bilmediğiniz başka dinamikler de değişimi zorlayacak, değişimi tetikleyecek. İşte o sebepledir ki asıl amacımız değişimden korkmayan, değişimi kucaklayan, değişime liderlik edecek, daha çevik, daha esnek, daha hızlı, daha girişimci bir organizasyonel kültüre sahip olmak. Nitekim işte o dönemde hiç aklımızda olmayan pandemi konusuyla karşı karşıya geldik. İşte bu süreci yönetirken de sizin de söylediğiniz gibi bütün bu program içerisindeki inisiyatiflerimizin elbette çok önemli katkısını gördük. Her şeyden önce ne demiştim? Belirsizliği yönetebilmenin şartlarından biri hazır olmak. Her türlü belirsizliği yönetmek üzere hazır olmak. Onun üstünde bu unsurların getirdiği yetkinlikler de bu hazırlıkları tabii ki pekiştirmiş oldu. Dijital altyapımız, sistem altyapımız sayesinde çalışma düzenimizi hızlıca değiştirebildik. Çevik çalışma modeliyle çok hızla pandemi sürecine cevap verecek projeler geliştirdik ve tedbirler aldık. Bunları hayata geçirdik. Sıfır bazlı bütçeleme metodolojisi sayesinde çok önemli tutarda kaynak tasarrufu sağladık. Bu kaynaklarımızı farklı alanlarda hızlıca kullanabilme, o alanlara tahsis edebilme reflekslerimiz oluşmuştu. Bunları değerlendirdik. Ama en az bunlar kadar önemlisi, biraz önce altını çizdim, siz de vurguladınız. Veriye dayalı karar verme disiplini, bu kadar pandeminin hızla etkisini arttırdığı bir dönemde hem kendi ülkemizdeki hem de dünyanın farklı coğrafyalarındaki verileri hızlıca değerlendirip ona bağlı karar verme konusundaki yetkinliğimizin faydasını gördük. Süreci nasıl yönettiğimize geldiğimizde biraz geriye dönersek eğer, bu yılın başında Ocak ayında Davos'taki toplantılara katıldım. Davos toplantıları başlamadan önce Dünya Ekonomik Forumu bir risk raporu hazırlıyor. O risk raporuna baktığımızda üst sıralarda en çok endişe verecek riskler arasında bir pandemi konusu yoktu. Orada yaptığımız görüşmelerde, katıldığımız, dinlediğimiz panellerde de bu konu gündeme gelmedi. Halbuki o tarihlerde Çin'de hastalıkla ilgili vakalar ortaya çıkmıştı. Dünya basınına düşmüştü. Yine hatırlayacaksınız. Dünya Sağlık Örgütü de bir pandemi tehlikesi olmadığını ifade ediyordu. Biz de hayatımıza döndük, devam ettik. Şubat ayının ortasında Koç Holding'in yönetim kurulu toplantısında hazırlık yaparken dedik ki ya buradaki gelişme, Çin'deki gelişme bizi nasıl etkileyecek? İşlerimizi nasıl etkileyecek? Tabii ilk aklımıza gelen konu tedarik zinciri yönü oldu. Çünkü pek çok şirketimizin tedarik zincirinde
Çin önemli bir yere sahip, önemli bir üretim merkezi. Aslında bu sadece bizim için geçerli değil. Dünya açısından benzer bir durum söz konusu. Hemen bu konuyu öncelikle ele aldık. Ama pandeminin konunun pandemi haline gelip tüm ülkelerde ekonomiyi, hayatı durduracak boyuta gelebileceğini açıkçası görmedik. Ama bütün bunlara rağmen pandemiye dönüştüğü andan itibaren de biraz önce bahsettiğim o hazırlıklar sayesinde reflekslerimiz hızla devreye girdi ve biraz önce bahsettiğim tedbirleri hızla aldık, çalışma düzenimizi adapte ettik. Burada öncelikle holdingde bir kriz merkezi kurduk. Bu kriz merkezinde dünyanın her tarafından gelen verileri, bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini dikkate alarak tüm iş yerlerimizde öncelikle çalışma arkadaşlarımızın sağlığını koruyacak, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin sağlığını koruyacak tedbirleri aldık. Tüm paydaşlarımızla kesintisiz bir iletişim süreci başlattık. Evet. Bunları da öğrenelim sizden. Yaptığı çalışmaları o günden bugüne. Grup başkanlarımızla her gün bu kriz masasında toplantılar yaptık. Şirketlerimiz de kendi kriz masalarını, merkezlerini oluşturdular. Buradan işlerimizi çok yakından yöneterek süreci yönetmeye çalıştık. Tedarik zinciriyle ilgili tedbirlerimizi aldık. Yapabildiğimiz ölçüde malzeme tedariğini hızlandırdık. Talep şartlarına göre üretim planlarımızı sürekli güncelledik. Ama gerek ekonominin durmaması için talebin olduğu sektörlerimizde şirketlerimizin, fabrikalarımızın üretime devam etmesi ihtiyacı, gerekse de Tüpraş gibi bazı stratejik işlerimizde üretimin mutlaka sürdürülmesi ihtiyacı sebebiyle üretime de devam etmek zorundaydık. Yani hem ekonomi durmasın hem stratejik ihtiyaca cevap verelim diye. İnsan hayatının söz konusu olduğu böyle bir ortamda tüm tedbirleri azami hassasiyetle devreye alarak üretim alanlarımızı hızlıca yeniden dizayn edip buralardaki üretimi sürdürebilmeyi başardık. Şimdi devamında da pek çok senaryo üzerinde çalışarak pandemiden çıkışın nasıl olabileceğini değerlendirip ona göre de ikinci bir hazırlık yapmak gerekiyor tabii evet, ki. Bu anlamdaki önerileriniz de çok kıymetli. Evet, çıkış nasıl olabilir? Şimdi bu dönemde süreci yönetirken ikinci önceliğimiz ise şirketlerimizin sağlığı oldu tabii ki. Yani önce çalışanlar ve paydaşların sağlığı, sonra şirketlerin sağlığı. Bundan neyi kastediyorum? Bilançolarımızın sağlığı. Bilançolarımız bizim çok disiplinli bir bilanço yönetme sistemimiz var. Tüm topluluk genelinde borçlulukla ilgili, likidite ile ilgili, döviz pozisyonları ile ilgili katı kurallarımız var. Bu da her koşula hazırlık olmamız açısından bizim için çok çok önemli. Nitekim bu hazırlıklar 2018'deki kur şokunda da o dönemi bizim rahat yönetmemize yardımcı olmuştu. Bu pandemiye de bu hazırlıklar sayesinde daha rahat koşullarda girebildik diyebilirim. Toplamda baktığımızda topluluğun kombine net borcunun EBITDA'ya
karşı EBITDA'nın %1.8 çarpanı büyüklüğünde bir şeyle çarpanla girdik ki bu da oldukça rahatlıkla yönetebileceğimiz bir pozisyondu. Buna rağmen hızlıca farklı senaryoları da dikkate alarak sanki takip eden 6 ay boyunca hiç bir gelirimiz olmasa dahi tüm yükümlülüklerimizi ödediğimiz, karşıladığımız senaryoda yetecek kadar likidite bulundurma şeyiyle, prensibiyle gerektiği koşullarda da ilave likidite sağladık.